yine ana sayfa ve ana ekranı. Şimdi optimize düğme, diğer seçenekler, metinden CSS. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu YouTube. YouTube çok değişmiş. Ben de bu değişiklikleri dün fark ettim. Fark edince de sizinle paylaşmak istedim ama bazı işlerim olduğu için fark ettiğim anda paylaşamadım. Kısmet bugüneymiş. Bakalım YouTube'da ne gibi değişiklikler var? Kimleştirmek için iki kez dokunun, uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun, işlemler kullanılabilir, görüntülemek için aşağı ve bu şeyine bağlı değil, etkinleştirmek için iki kez burada yayınla, bildirimler, düğme, ara, düğme, yayınla, bildirimler, ara, bir de hesap sekmesi vardı. Hesap sekmesi buradan kalkmış. Peki kendi hesabımıza veya kendi videolarımıza nasıl ulaşacağız? Tabii ki alttaki sekmelerden. Ana sayfa, düğme, short, düğme, oluştur, düğme, abonelikler, yeni içerik, siz, düğme, siz, düğme. Buraya siz adındaki yeni bir sekme eklenmiş. Buraya bastığımızda kendi kendi hesabımızı görebiliyor. Kendi videolarımızı da görüp yönetebiliyoruz. Bakalım bu siz sekmesinde neler varmış. İlker Ayyıldız oldu. İlker Ayyıldız oldu. 6645 kanalı görüntüle. Kimleştirmek için iki kez dokunun. İlker Ayyıldız. Buraya bastığımda kanalımı olduğu gibi görüntüleyebiliyorum. Sizin telefonlarınızda da veya tabletlerinizde de böyle olacaktır. Hesap değiştir düğme, mesaj, uygulama akademi. Hesap değiştir düğmesine basarak başka bir Google hesabına veya başka bir kanala geçiş yapabiliyoruz. Ama benim bir tane hesabım ve bir tane kanalım olduğu için, böyle de olmaya devam edeceği için bu düğmenin benim için bir manası yok. Google hesabı düğme. Google hesabı düğmesi var. Buraya bastığımızda da işte demin söz ettiğim gibi, videonun başında söz ettiğim gibi Google hesabını tümden yönetebiliyoruz. Bu arada size bu daha önce anlattığım Dego isimli uygulamada bütün hesabımı, verilerimi, her şeyimi sildim. Size de Dego'yu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum buradan. Güvenip de değer verdiğiniz, önem verdiğiniz, kıymet verdiğiniz dosyalarınızı sakın ha Dego denen lanet servise yüklemeyin. Oraya yüklerseniz dosyalarınızı çöpe atmış oluyorsunuz. Yani Dego isimli lanet servise yükleyeceğinize silin dosyalarınızı daha iyi. Gizli modu aç düğme. Gizli modu aç. Gizli modu aç diye bir düğme var. Bu düğmeye bastığımda YouTube'da ben anonim olarak görünüyorum. Ki sizde de böyle olacaktır. İzlediğiniz videolar gizli kalacaktır. Gizli moddan çıktığınızda görünmeyecektir. Yine gizli moddayken başka videoları beğendiğinizde beğendiğiniz videolar gizli modda kalacaktır. Gizli moddan çıktığınızda o videoyu beğenmemişsiniz gibi görünecektir. Hani beğendiğim videolar kısmında görünmeyecektir gizli moddan çıktığınızda. Gizli mod böyle bir şey. Geçmiş düğme. Kimleştirmek için iki kez dokunun. Geçmiş. Düğme görüntüle düğme. Bu izleme geçmişi oluyor. İzleme geçmişi de işte daha önce izlediğiniz videoların daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Daha önce izlemiş olduğunuz videoları burada görebilirsiniz. Beğendiğim video. Beğendiğim videolar 5000 video. Ben tam olarak 2016 yılından beri 5000 tane video beğenmişim. İşlem editör.
69 video. Daha sonra izle. İzle. Daha sonra video olarak izle. 60. Bu video, kısa videolardaki işlemlerinizi yine oynatma listesi. Videolarınız liste dışında. Videolarınız bölümüne tıklarsam benim buradaki daha önce paylaştığım videolarımı görebiliyorum. Ki sizde de böyle olacaktır. Klipleriniz. Kimleştirmek için iki kez dokunun. Kimleştirmek için iki kez dokunun. YouTube Premium üyesi ol diye bir seçenek eklenmiş. Bu seçenek daha önce de vardı ama sağ üst köşedeki hesap sekmesinin içinde vardı bu seçenek. İzleme süresi. Kimleştirmek için iki yardım ve geri bildirim. Bu şekilde iki kez dokunun. Ses kaydedici. Durduk düğme. Kimleştirmek için iki kez dokunun. YouTube bu şekilde değişmiş arkadaşlar. YouTube'un böyle bir değişikliği var. Artık kanalınızla veya Google hesabınızla alakalı işlemleri sağ üst köşedeki hesap düğmesinden değil, sağ alt köşedeki siz isimli sekmeden yapmanız gerekecek. Bilginiz olsun diye bu videoyu paylaştım. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Anlamadığınız veya kafanıza takılan bir şey olursa ve aynı zamanda da size büyük bir keyifle yardımcı olacağımdan, size büyük bir keyifle sorduğunuz sorulara karşılık cevap vereceğimden emin olabilirsiniz.